Bir önceki videoda karekök 2'nin irrasyonel olduğunu çelişki yöntemiyle ispatlamıştık. Bu videoda yine benzer bir yöntem kullanacağım ama bu sefer genel olarak asal sayıların kareköklerinin irrasyonel olduklarını ispatlamaya çalışacağım. Peki o zaman p'nin bir asal sayı olduğunu varsayalım. Ve burada çelişki yöntemiyle ispatlamaya çalışacağız. Çelişki yöntemi. Yani p'nin karekökünün rasyonel olduğu varsayımı üzerinden giderek bunun bir çelişkiye sebep olup olmadığına bakacağız. Eğer bir sayı rasyonelse, bu sayıyı iki tam sayının oranı şeklinde yazabiliyor olmalıyız. Ve eğer bir sayıyı iki tam sayının oranı şeklinde yazabiliyorsak, bu sayıyı aralarında asal iki tam sayının oranı şeklinde de yazabiliriz. Aralarında asal derken, bir dışında ortak böleni olmayan sayılardan bahsediyoruz. Başka bir deyişle, sadeleştirilemeyen, sadeleştirilemeyen bir kesir şeklinde de ifade edebiliriz. Dolayısıyla buraya yazdığım bu a bölü b oranının sadeleştirilemez olduğunu varsayıyorum. Şimdi bunu nasıl yapabildiğimizi soruyor olabilirsiniz. Şöyle. Bunun P'nin karekökünün rasyonel olduğunu varsayarak karekök P'nin bir kesirle, yani iki tam sayının oranı olarak ifade edilebileceğini söylüyorum. Eğer bir şeyi iki tam sayının oranı şeklinde yazabiliyorsam pay ve paydayı ortak çarpanlarına bölerek bu kesri daha fazla sadeleşemez, sadeleştirilemez bir duruma getirebilirim. Burada varsaydığım şey de tam olarak bu. Yani bu kesir daha fazla sadeleştirilemiyor. Bu da yapacağımız ispat açısından önemli. Sadeleştirilemez. Ya da başka bir deyişle, a ve b aralarında asaldır. Ki bu da a ve b'nin birden başka ortak böleni olmadığı anlamına geliyor. Şimdi bunun üzerine birazcık oynayabilir miyiz? Bir bakalım. İki tarafında karesini alarak başlayalım. Yani diyoruz ki, p eşittir a bölü b'nin karesi. Bu da a kare bölü b kare eşittir. Her iki tarafı da b kare ile çarparsak b kare çarpı p eşittir a kare buluruz. Güzel. Peki bu bize a kare hakkında nasıl bir bilgi veriyor? B bir tam sayı olduğu için b kare de bir tam sayıdır. Yani bir tam sayı çarpı p eşittir a kare. Bu da p'nin a kare'nin bir çarpanı olduğunu gösterir. Bunu şuraya yazalım. Yani a kare, p'nin katlarından biridir. Peki bu bize a hakkında ne söylüyor? a'nın da p'nin katı olması gerektiğini söylüyor mu? Şimdi bunu anlamak için a'nın asal çarpanlarını bir düşünelim. a sayısı, hatta aslında tüm sayılar asal sayıların çarpımı şeklinde yazılabiliyor. Ya da tüm tam sayılar bu şekilde yazılabiliyor demek daha doğru. Şimdi bu sayıyı buraya asal sayıların çarpımı şeklinde yazalım. Birinci asal çarpan, çarpı, ikinci asal çarpan ve bu şekilde eninci asal çarpana kadar gidiyoruz. A'nın kaç tane asal çarpanı var bilmiyorum, sadece A'nın böyle bir tam sayı olduğunu söylüyorum. Ve i̇şte burada da A'nın asal çarpanlarına ayrılmış halini yazmış olduk. Peki, A karenin asal çarpanlarına ayrılması nasıl olur? A kare dediğimiz aslında A çarpı A'ya eşit değil mi? O zaman asal çarpanlarına ayrılmış halde şöyle olacak f1 çarpı f2 çarpı fn'ye kadar. Ve bu çarpı f1 çarpı f2 çarpı yine fn'ye kadar. Ya da istersen bunları şu şekilde de düzenleyebilirim. f1 çarpı f1 çarpı f2 çarpı f2 çarpı, f2 çarpı fn çarpı fn'ye kadar. Şimdi a karenin a karenin p'nin bir katı olduğunu biliyoruz. P asal bir sayı olduğuna göre bu çarpanlardan bir tanesi biri p olmalı. F2 olabilir, F1 olabilir ama bir şekilde bu asal çarpanlardan bir tanesi p olmak zorunda. Evet bu çarpanlardan bir tanesi p olmak zorunda dedik. Şimdi diyelim ki bu sayılardan rastgele bir tanesi p olsun. Mesela F2 p olsun. Eğer p eşittir f2 ise bu p'nin aynı zamanda a'nın bir böleni olduğu anlamına gelir. Bu da bize a'nın p'nin bir katı olduğu sonucuna götürür. a p'nin katlarından biridir. Ya da bunu ya da bunu a eşittir bir tam sayı çarpı p şeklinde yazarak da ifade edebiliriz. Bir tam sayı için k kullanıyorum burada. Peki bunda ilginç olan ne var? Daha sonra kullanacağımız için bu kısmı kutu içine alalım. Peki bunda ilginç olan ne var dedik? Bunu nasıl kullanabiliriz? Tıpkı karekök 2'nin ispatında yaptığımız gibi bunu bu eşitlikteki yerine yazalım. B kare çarpı P demiştik. B kare çarpı P eşittir A kare. Şimdi A'yı buradaki gibi bir K tam sayısı çarpı P şeklinde yazabiliriz. Yani bunu K çarpı P şeklinde yazıyoruz. Tamam şimdi bunları çarpalım. B kare çarpı P Tahminen artık nereye gittiğimizi gördünüz. B kare çarpı P eşittir K kare çarpı P kare. Her iki tarafı da P'ye bölersek B kare eşittir P çarpı K kare buluruz. Ya da K kare çarpı P diyelim. Az önce a'nın karesi eşittir b kare çarpı p demiştik ve bu bize a karenin p'nin katlarından biri olduğunu söylemişti. Aynı mantığı burada da kullanacağız. b kare eşittir bir tam sayının karesi, ki bu da bir tam sayıdır, çarpı p. Dolayısıyla b kare p'nin katlarından biri olmalı. b kare p'nin katlarından biridir. Ve hemen yukarıda uyguladığımız mantık gibi burada da b'nin p'nin katlarından biri olduğu sonucuna ulaşmış oluyoruz. b, p'nin katlarından biridir. Ve baştaki varsayımımız, en baştaki varsayımımız için de çelişkiyi oluşturan işte tam olarak bu. Başlangıçta a ve b'nin aralarında asal olduklarını, yani bir dışında ortak bölenlerinin bulunmadığını varsaymıştık. Dolayısıyla bu kesrin sadeleştirilemez olduğunu da söylemiştik. Ama bu eşitlikten yola çıkarak a'nın ve b'nin P'nin katları olduğunu bulduk ki bu da bu kesrin sadeleştirilebileceği anlamına geliyor. Çünkü bu durumda pay ve paydayı payı da paydayı da P'ye bölebiliriz. Çelişkiyi oluşturan şey de işte bu. Kesrin sadeleştirilemeyeceğini kabul ederek başladık ama bir noktada sadeleştirilebileceğini bulmuş olduk. Çünkü pay ve payda P ortak bölenine bölünebiliyorlar. P ortak bölenine bölünebiliyorlar ve böylece aradığımız çelişkiye ulaştık. Dolayısıyla artık karekök p'nin rasyonel olduğu söylenemez yani karekök p irrasyoneldir. Şuraya da yazalım. Bulduğumuz çelişkiden dolayı karekök p irrasyoneldir.